Değerli hocam, öncelikle kontivimize çok teşekkür ediyorum. Hanemize teşrif ettiniz ve bizden yaşamımıza dair, özellikle genç neslimize örnek olabilecek anıları, hatıraları yad etmek adına bir program tertip ettiğinizi ifade ettiniz ve biz de mutlulukla bu programa iştirak ettik. Kısa bir biyografiden söz etmek isterim. Ben Konya'mızın Bozkır ilçesinin Avdan köyünde doğdum. 26 Ağustos 1952. Şimdi köyümüz Akrene'ye bağlandı ama ben hala Bozkırlıyım diyorum ve Bozkırlı demek de çok da hoşuma gidiyor. İlkokulu köyde bitirdim. 12 yaş civarında köyden ayrıldık, Konya'ya geldik. Konya'da İmam Hatip Lisesi'ne, daha doğrusu o zaman lise değil, İmam Hatip Okulu'na kayıt yaptırdık. 7 yıl İmam Hatip Okulu'ndaki tahsil hayatından sonra Gazi Lisesi'nden ayrıca lise diploması aldık. Bu lise diplomasıyla birlikte üniversite İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandık ve İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yüksek tahsilimizi devam ettirdik. Talebelik yıllarım Konya'da çok zor geçti Mevlüt Hocam. Biz köyde aile olarak daha rahattık diyebilirim. Babam meyve tüccarıydı. İşte büyük şehirlerden meyve bahçelerini çiçekken alırdı. Mesela Bursa'da şeftali bahçesi, İsparta Amasya'da elma bahçesi, Konya'da armut bahçesi alır. Bunları meyvelerin toplama, mahsul zamanında toplar ve İstanbul haline, Ankara, İzmir büyük şehrin hallerine gönderirdi. Biz o zaman köydeyken böyle bir meyve tüccarlığı, ticareti vardı. Köyde bir takım sıkıntılar oldu köy hayatında. Biz köyden ayrılmak zorunda kaldık. Konya'ya geldik. Ama köydeki çocukluk hayatımdan birkaç sahneyi anlatmak isterim hocam. Biz 8-10 yaşlarında Çile'nin içine düştük. Çile dediğim olgu şöyle bir olgu. Mesela köyümüzün yaklaşık 15-20 kilometre dışında bir yaylamız var. Alca Yaylası diye bahsedilir. Çevresi tamamen dağlık. Ardıç ağaçlarından oluşan büyük bir ormanlık alan. Dişbudak ikinci ağaç kümesi de onlardı. Ve biz bu yaylada yaz aylarında 4 ay kalırdık. İşte bu yayla hayatında 8-10 yaşlarındayken sürümüzün, sülaleye ait bir yaylaydı. Hocalar sülalesi diye geçer bizim aile, sülale veya Avdan şehirleri diye geçer. O sülalenin yaylası kendisine ait, Alca Yaylası'ydı ve o yaylada sülalenin sürüsü orada yayılır. İşte o sürünün yavrusu, oğlakları, kuzuları da yine o yaylada güdülür. Amcaoğlu vardı. Şimdi İstanbul'da müteahhit Osman Öncü. Osman'la ikimiz oğlak ve kuzu çobanıyız. İkimiz kuzu ve oğlağa gidiyoruz. 8-10 yaşında hocam. Önümüzde 200-250 oğlak var. Burada çok önemli bir tarafı şu. Şimdi 8-10 yaşında iki çocuk. En sıkıntılı olan tarafı da şöyle bir şeydi. Şimdi gündüz yaylımdan hayvan döner, ağla girer, büyük sürüyü çoban getirir. Biz de küçük oğlakları getiririz ve anneleriyle onları buluştururuz. Annelerinin kucağında işte memenin ikisini sağırlarsa ikisini yavrulara bırakırlar ve onlar emişirler. Analarının kucağında birkaç saat kalırlar. Sonra gece yaylımı diye bir yaylıma çıkarız. Örü diyoruz. Örüye çıkma diye bir hikaye. İşte büyük çoban büyük sürüyü götürür gece yaylımına. Biz de küçük çoban amcaoğluyla ikimiz 8-10 yaşında bu yaylanın olduğu meskenlerin yerleştiği kısmın 300, 400, 500 metre yukarısında ve aşağısında iki vadi var. O vadi ottan çok zengin. Oraya götürürüz. Orada gece yarılarına kadar, belki 12-1'e kadar iki çocuk orada biz o hayvanları yaylar, tekrar yaylaya inerdik. Çok sık kurt şeyleri, ürmeleri, karabaşların onlara doğru koşmaları, bu hikayeleri yaşadık. Tabii korkuyoruz, birbirimize sarılıyoruz ama o karabaşlarımız, biz ne zaman korksak, bir tehlikeli manzaraya karşı karşıya kalsak yanı başımıza gelir. Ayaklarını omuzumuza atar, yüzümüze havlar, ses çıkarır. "Korkmayın, ben varım, hiç rahat olun" şeklinde böyle bir o güzelim hayvanlarla bir özdeşliğimiz olmuştu. Yani çocukluk hayatımızın sadece bir kesiti. Bunun gibi binlerce algı, zorluklar, meşakkatler, bunları yaşadık. En çok zorlandığım şeylerden biri de değirmene gitmekti. Şimdi Çarşamba Çayı'nın kenarında bir su değirmenimiz var. Değirmen de bizim sülaleye ait. İşte merkebe 50 kilo buğday yükleriz, onu değirmene götürürüz, un yapar getiririz. Şimdi yol çok dar ve rampa, İniş, yokuş. Çoğu zaman hakikaten merkep yorulur, takadı kesilir, ayaklarının dermanı kesilir. Bazen yıkılır, o yükü biz indiremeyiz. Ablamla ikimiziz. Ablam 13-14 yaşlarında, biz de 8-10 yaşlarındayız. Artık orada gece yarılarına kadar yoldan bir erişkin geçse de bu hayvanın yükünü kaldırsak, yeniden koysak, böyle o şekilde bir macerayla köye dönerdik. Bu da bizim köy hayatımızdan en meşakkatli iki kesiti arz etmiş oldum. Şimdi Konya'ya geldik hocam. İşte 1963 tahmin ediyorum köyden Konya'ya göçümüz oldu. Konya'da Aymanas mahallesi var. Orada Hacı Galiplerin büyük bir bahçesi vardı. Galip amca vardı. Herhalde bir 2-3 dönüm bir meyvalık bahçeydi. Ortasında bir ev, iki katlı. O evde 3 yıl kaldık. Bu arada babam rahmetli Yaylapınar'dan 15-16 bin metre bir tarla almıştı. Kuru tarla, hiçbir şey yok. Biz de o tarlada tarım yapacağız, meyvacılık, sebzecilik yapacağız, onunla geçineceğiz. Ve o yıllarda babam da çok zor durumlara düştü. Köyde iyiyken Konya'da kötü olduk. Ekonomik darboğaza girdik, babam iflas etti. Meyveler, şehirlerden, çiçekken aldığı meyveler toplayamadık. Meyveler üşüdü, olmadı. Kıbrıs Harekatı 2'de bir konuşuluyor. 67 Kıbrıs çıkartması olayında adalar boşaldı. Babamın meyveler halde denize döküldü. Bir iflas ettik ki kuru ekmeğe muhtaç hale geldik. Öylesine zorlandık. Dolayısıyla köyde, Konya'da böyle bir zorlukla karşı karşıya kaldık. O zaman tabii kirada oturuyoruz Hacı Galipler'in bahçesinde. Yaylapınar'daki o bahçeye fidan diktik. Şu parmağım gibi küçük küçük fidanları diktik. Bakraçlarla kuyudan su çekiyoruz. 500 civarında falan ağaç. Onların dibini biz onunla suluyoruz. İlk yıl motor alamadık. Zaten durumumuz iyi değildi. Ben İnanın o yıllarda at arabacılığı yapıyorum. Bir at arabamız var. Pazara gidiyorum. O zaman Macur Pazarı, en eski pazar, yine adı geçen bir pazardı. Sokakta at arabasıyla dolanıyorum işte. O zaman taksi maksi böyle şeyler yoktu ki. İşte şeyler vardı, faytonlar vardı. Onlar daha çok kodomanların binebildiği şeylerdi. Bizim gibi at arabasına da garibanlar biner, taşır. Ondan aldığımız parayla ben eve ekmek getiriyordum. Onunla uğraşıyordum. Yani böyle zorluklar, amelelik yaptım, kerpiç kestim. Daha sonra Yaylapınar'da kardeşlerimle birlikte ameleliğini kendimiz yaptık. Sadece 2 usta ve amele kendimiz, babam, anam, kardeşlerim. Kerpicini kendimiz kestik ve 2+1 bir ev yaptık. Orada kalmaya başladık ve Yaylapınar'dan İmam Hatip Lisesi'ne hocam, evet 7 yıl yayan gittim geldim. 11 kilometre git, 11 kilometre gel. Günde 22 kilometre yayan gidip geliyorum. Dolmuş yok, otobüs yok, minibüs yok, bisiklet alamıyoruz. Böylesine sıkıntılı yıllar geçirdik. Zaman zaman babam derdi, oğlum artık şu okulu bırak, ben dayanamıyorum diye. Yok baba, ben devam edeceğim dedim. Böyle zor günlerimiz geçti değerli hocam. Yani Konya hayatımız böyle. Nihayet işte İmam Hatip'i bitirdik. Bu şartlarda üniversiteye hazırlanıyorum. Bahçemizde bir yandan bahçe belliyorum, sebze ekiyoruz. İşte meyve ağaçlarının daha fidan hepsi, sulaması, bakımı onları yapıyoruz. Oradaki yetiştirdiğimiz fasulye, patlıcan, biber, domates pazara getiriyoruz, hale götürüyoruz ve orada bunu evimize ekmek olarak getiriyorduk. Çok meşakkatli, çok zorlu yıllarımızı Konya'da böylece geçirmiş olduk değerli hocam. Babam rahmetli çok okuyan bir insandı. Ben hiçbir sabah bilmem ki, iddia ediyorum, hiçbir sabah bilmem ki, ben kalktığımda babam kitaplarının başında kitap okumuyor olmuş olsun. Kitap okur. Rahmetli babam bazen işte çok çevresi de vardı öğretmenlerden, Bozkırlı öğretmenlerden falan. Koltuğunun altında bir kitapla gelirdi. Oğlum işte şu test kitabı çok faydalıymış, bunları çalış, çöz. Böyle şey yapardı rahmetli canım babam. Dolayısıyla mesela biz yine Yaylapınar'a geldik. Babamın dünürümüz vardı, abimin kayınpederi. O bizim önümüze 90 kadar kuzu aldı. Biz o kuzuyu Alaova şeyinde, o çölde oradan yayıyoruz, onları güdüyoruz. Sabah erken alacakaranlık kalkıyoruz. 11'e kadar 11-12'ye kadar onu yayar. Sonra tarlaya, bahçeye, eve getiriyoruz. Ben o süreçte bir yandan üniversiteye hazırlanıyorum, bir yandan da bunları güdüyoruz. Ve bu şartlar altında çalıştık, üniversiteyi kazandık. Allah'a şükür gayretimizle, çabalarımızla, yani çilelerle olgunlaşarak geldik. Yani talebelik hayatımız böyle, köyde, Konya'daki lise hayatımız. Daha sonra İstanbul'da işte arkadaşlarımızla bir ev tuttuk. Ben yurtta kalamadım. Yurda kayıt yaptırdım ama sadece bir gece yatabildim. Yurt bana çok garip geldi. Çünkü biri işte bir saatte gelir, biri başka bir saatte, 13-14 kişi bir odada kalıyoruz. Dolayısıyla yurt hayatını sevemedim ve arkadaşlarımızla toplandık. Bir ev tuttuk. 5 arkadaşımızla başladık ve 6 yıl boyunca bu arkadaşlarımızla hiçbir kırılma, küsme, tartışma, asla bir şey yaşamadık. Şimdi hala bu arkadaşlarımızla aynı sıcaklığımız, sohbetimiz devam ediyor. Şimdi tabii o dönemde pek çok bekarhanede kalan arkadaşlarımız vardı. Biz aynı arkadaşlarla başlamışız, devam ediyoruz, aynı arkadaşlarla bitiriyoruz. Arkadaşlar diyordu ki, ya Kutsi, siz nasıl yapıyorsunuz ya? Çünkü biz arkadaşlarımıza soruyoruz, 8 ay, 9 ay önce bir grupla bir evdeyken, ertesi yıl başka bir grupla başka bir evde. Anlaşamadık, kapıştık, geçinemedik, küstük, kırıldık gibi hakikaten şeyler duyardık ama biz, İnanın hocam, hiçbir şekilde ne bir kırılma, ne bir tartışma, ne bir hiçbir şey yaşamadık. Aynı sıcaklık devam ediyor. Şimdi evde genelde kuralları ben koyuyordum. Zaten arkadaşlarımızla birleşip ev tutarken de bunu ben deklare etmiştim. Arkadaşlar, ben sizlerle ev tutarım ama bu evimize kurallar belirleyeceğiz. Bu kurallara hepimiz uyacağız. Çünkü hocam o yıllarda, 70'li yıllar bilirsiniz, üniversiteler çok karışık. İstanbul Üniversitesi'nde 74 ile 80 arasında bizim talep olduğumuz yıllarda her gün 4-5 öğrenci ölüyor. Öylesi sağdan da soldan da. Bir sizden bir bizden. Biz böylesine bir tezgah, böylesine bir bataklıktı o yıllar. Öyle olunca ben arkadaşlarımıza diyordum, birbirimizden habersiz bir yere gitmeyeceğiz. Yemeklerimizi evde yiyeceğiz. Dışarıda yemek yemeyeceğiz. Hocam inanın her sabah 6'da kalkardım. Arkadaşlarımızın kahvaltısını hazırlar ve onların kahvaltılarını yaptıktan sonra okullarına gönderir. En son Cerrahpaşa'da aynı sınıfta olduğumuz, şimdi Çumra'da Doktor Ömer Yıldırım var, ev arkadaşım. Benim Ömer, ikimiz en son giderdik ve bütün yemeklerini ben yaptım 6 yıl boyunca. Evin temizliği bana aitti ama hiçbir gün arkadaşlarımıza siz şöyle yapın, böyle bir şey demedim. Onlar da bana inanılmaz saygılıydılar. Hatta çok ilginç, ev arkadaşlarımız bana dayı derdi. Bu da şeyden değil, yani öyle bir kabadayılık bilmem ne anlamında değil, dominant olmak anlamında değil. Bir muhabbete bağlı bir saygıydı. Hala bana öyle derler. Mesela ismimi söyleseler herhalde bana demiyorlar, başka birine diye algılarım. Çünkü o kadar kanıksamışım o arkadaşlarımızın hatıralarını. Mesela orada ev arkadaşlarımdan şimdi Allah mı gani gani rahmet etsin, Mesut Naci Gökşahin diye veterinerlikte okuyan bir kardeşim vardı. Anadolu yakasındaydı onların okulu. Biz de Akdeniz Caddesi'ndeyiz, İstanbul'da, Fatih'te. Okuldan geldiğinde şöyle yanıma başını kor göğsüme, yüzüme bakar. Mesut'cum ya şöyle yat derdim. O da ya dayı çok özledim ya derdi. Yani o kadar şey bir arkadaştı ki, burada resimlerde var sanırım, onu belki birazdan gösterebilirim o değerli kardeşimi. Şimdi arkadaşlarımla o birlikteliğimiz, beraberliğimiz aynı sıcaklığını koruyor. Burada gençlerimize bir şey söylemek istiyorum. Yani biz 6 yıl 5 arkadaş aynı evde hiçbir kırgınlık yaşamadan ama ağırlıklı özveriyi ben eylem olarak gösterdim. Ama değerli arkadaşlarım da muhabbet ve saygı anlamında o özveriyi gösterdiler. Onun için buradan gençlerimize diyorum ki birbirinizi içten, özden sevin. Muhabbetten uzak kalmayın. Sen, ben tartışmalarına girmeyin. Başka bir şey daha söyleyeyim hocam. Şimdi düşünün, aynı evde 5 kişiyiz. 5'imizin de siyasi görüşleri farklı. İnanın. Şimdi ben o zaman açık söyleyeyim, Milli Selamet Partisi vardı. Ben o tandansayım, Milli Türk Talebe Birliği. Bir arkadaşımız çok koyu Ecevit sempatizanı, bir arkadaşımız merhum Alparslan Türkeş, bir arkadaşımız Süleyman Demirel. Şimdi inanın otururuz, sohbet ederiz, istişare ederiz, gerekirse münazara yaparız ama hiçbir zaman birbirimizi kırıp dökmeyiz. Kaynaştıran şey neydi? Saygı. Kaynaştıran şey şuydu, saygıydı. Herkesin fikrine, düşüncesine saygı göstermek, katılmıyorsan da oradan alacağım bir şey varsa onu da almak. Mesela ben o zaman bizden farklı düşünen arkadaşlarımızdan çok şey aldım. Onlar da benden çok şey aldı. Ama bugün o arkadaşlarımızın hepsi hemen hemen o istikametlerini farklı yerlere geldiler. Çünkü o günkü gençlik yıllarının heyecanı, hareketi biraz daha farklıydı. Böyle bir üniversite yılları talebeliğimiz geçti hocam. Meslek hayatı. Hocam meslek hayatı evet çok önemli hocam. Şimdi ben memuriyet yapmadım. Fakülteyi bitirdim. O zaman Mehmet Keşeciler abimiz, ben abi diyorum hala, kendisini çok severim. Allah acil şifalar versin, rahatsız. Şimdi belediye başkanı Konya'da. Ben onu belediye başkanlığı öncesinde de tanırım Çumra Kaymakamlığından. Kendisini ziyarete geldim. Abim dedi, oğlum dedi, bana doktor lazım dedi. Biraz burada çalış. Ondan sonra nereye gideceksen git dedi. Tamam abi dedim. Belediye doktorluğuna başladım. 12 Eylül oldu. 12 Eylül'de Mehmet abi ayrıldı belediyeden. O ayrılınca ben de ayrıldım. Askere gideceğim, evleneceğim, hoca olacağım, akademisyen olacağım. Çok istiyordum hoca olmayı. İleri derecede istiyordum. Şimdi dolayısıyla Mehmet abinin yanında birkaç ay çalıştım, 5-6 ay kadar sanırım. Ondan sonra 12 Eylül'de oldu. O ayrılınca ben de ayrıldım. Şimdi ortadayım. Nereye gideceğim? Askere gitmeyi planlıyorum. Evlendim, evlenmeyi planlıyordum. Evlendim, o da ayrı bir hikaye. Şimdi Cihanbeyli'de benim ev arkadaşım Nuri Ünalan var. 2 dönem Cihanbeyli Belediye Başkanlığı yapan değerli arkadaşım, kardeşim. O zaten ben talebeyken sürekli diyordu, ben seni fakülteyi bitirir bitirmez Cihanbeyli'ye götüreceğim. Cihanbeyli'ye muayenehane açacaksın. Ya Nuri'cim, ben yeni mezun bir hekim. Ben orada nasıl muayenehane hekimliği yaparım? Bu farklı tecrübe ister falan derken, yok dedi, ben senin talebeyken nasıl yetiştiğini biliyorum. Orada kimler var, kim hekimlik yapıyor, sen yapamazsın. Ve belediyeden ayrıldığımda ilk haftasında Nuri Bey kamyonu tutmuş eve getirdi. Yeni evliyiz, çok bir eşyamız yok. İnanın sobamız dahi yok. Ekim veya Kasım ayı. Ondan sonra dedi, ben evi tuttum dedi. Muayenehaneyi tuttum dedi. Gidiyoruz. Ya kardeşim bak, bir hiç hazırlığımız yok, şu bu falan derken amcasının oğlunun Şahap abi vardı. Onun kamyonunu almış gelmiş. Tamam dedik, toplandık, eşyalar zaten çok bir eşyamız yok ki. Toplandık ve Cihanbeyli'ye gittik. Şimdi ben endişe ediyorum. Cihanbeyli'de ne yapacağım, yani ben nasıl ederim derken Cihanbeyli'de inanılmaz bir potansiyel oluştu. Ama öyle bir yaklaşımım var ki hocam, 20 yıl boyunca ben 6 ay gideceğim, düğün borcunu ödeyeceğim, askere gideceğim. Ondan sonra üniversiteye, akademisyenliğe gireceğim, hoca olacağım diyorum ama 6 ay 20 yıl olmuş. Gidemedim. Çünkü Cihanbeyli beni o kadar sahiplendi ki. O kadar sahiplendi. Şimdi hal öyle olunca orada 20 yılımız geçti. Hala Cihanbeyli'den dostlarımız, her gün benim en az 8-10 hastam Cihanbeyli'den gelir. Biri ameliyat mı olacak? Kutsi Öncü'ye sormadan ameliyat olmak istemez. Böylesine bir güven, bir muhabbetimiz oldu. Şimdi bu mesleki anlarımla ilgili 3 çok önemli şeyim var hocam. Hatta 3 altın cümlem var. Bunu hasreten şu programda bizi izleyen genç hekimlerimize bu mesajı vermek istiyorum. Benim birinci altın cümlem şu: hekim savcı, hastalık suçlu, hasta mağdur. Arkadaş, ben hep böyle yaklaştım. Bana gelen bir hasta geldiği zaman ben dünyadan kopuyorum. Hastamla entegre oluyorum. Ve hastama yaklaşırken ben bir sorgulayıcıyım, bir suçlu var bu mağdurda. O suçlu hastalık bana diyor ki bunu bul diyor, bul beni kurtar. Öyle olunca ben hastamın anamnezini, yani şikayetini, hikayesini, özgeçmişini, soygeçmişini en ayrıntısına kadar dinlerim, sorarım ve fiziki muayene dediğimiz o muayenenin kurallarını uygularım, taviz vermem. Bu anlamda 20 yıllık meslek hayatı, şimdi 45. yıla girdim. 20 yıllık, 45 yıllık meslek hayatımda ciddi bir yanılgıya düşüp bir şey atladığımı hatırlamıyorum hocam. Bu birinci. İkincisi, hekimlik sanatı biyopsikososyal yaklaşım sanatıdır. Yani bir hekim hastasına yaklaşırken 3 boyutu dikkate alacak. Benim muhatabım da mağduriyete neden olan biyolojik sıkıntısı nedir? Onu çözeceğim. Kesesinde taş mı var? Böbrekte mi taş mı var? Tümör mü var? Bağırsağı mı tıkalı? İşte enfeksiyon var, bilmem ne var. Bu bir. İki, ruhsal durumuna bakacağım. Acaba psikolojik olarak bir sıkıntısı var mı? Çünkü hastalıkların pek çok sebebi fonksiyoneldir. Yani psikotik bozukluklardır. Bu boyutunu dikkate alacağım. Üçüncüsü de sosyal boyutunu. Ben hastaya şunu ye, bunu yeme falan tavsiye ediyorum da bu adamın evinde ekmek var mı? Hiç bilmiyorum. Bu adamın sobasında odunu, kömürü var mı? Oturacağı bir ev var mı? Bir şey var mı? Bunu bizim hekim olarak bu 3 boyutla yaklaşmamız lazım. Bir diğeri de hocam, hekimlerimizi özellikle bununla vurgulamak isterim. Bir, estetik yaklaşım. Kaba değil. Hastan karşına geldiği zaman pozisyonunu değiştir, bir şekil al. Hastaya bir hoş geldiniz de, o güzel tebessüm yüzünüzü ona yansıt. Beden dilinizle ben sizi sahiplendim, siz benim misafirimsiniz anlamında bir imaj oluşturmak lazım. Buna estetik yaklaşım diyoruz. Etkili iletişim, sözümüz, yüzümüz, özümüz, gözümüz aynı yere bakacak. Üçüncüsü de işe yarayacak yaptığım. Laf olsun diye yapmayacağım. Yaptığım hekimlik icraatı adamı rahatlatmaya yönelik olacak. Dördüncüsü de maliyet uygun olacak ve zarar vermeyeceğim. Bazen zarar da verebiliriz. Zarar vermeyeceğim. Bu hekimlik mesleğinin 3 temel altın cümlesi. Hocam, şimdi çok ilginç, bu Cihanbeyli'de muayenehane hekimliği sürecimizdeyiz işte. Yeni hekimim daha, 1 yıl olmadı. Şimdi beni bir köy hastaya götürdüler. Gece saat 9 falan, akşam 21. Ve dışarı fırtına tipi, yıl 1980. O kadar kötü bir kış. Bir kamyonetle geldiler, Ford kamyonet. Önde tüp yanıyor, dışarı tipi, camın buzunu arabanın kaloriferi eritmiyor. Ancak tüp yanması lazım. Şimdi tüp yanıyor. Biz 40 kilometre yolu 4 saatte gittik. Bir yol, bir şarampol. Şimdi köye vardım. 2,5 yaşlarında bir çocuk, bronkospazm dediğimiz, bronşiyolit dediğimiz akciğer hava yollarının kapanıp spazma girdiği, sıkıştığı ve oksijen içeri giremiyor. Çocuk böyle bir tabloda mosmor, sanki son nefesleri. Şimdi Bir çantam var. Çantamda her türlü acil ilacım var. Her türlü acil müdahale ekipmanım var. Her şey var. Şimdi köye gittim, çantamı açtım. Bu çocuğun bronşunu nasıl açarım? Biz talebelik yıllarında, 70'li yıllarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir tek nebül görmüştük. Nebül dediğimiz buhar veren, çocuğun ağzına buhar veren alet var. O zamanlar bu yaygın değil. Şimdi herkesin evinde var. Çok kişinin evinde var. O zaman yok bunlar. Üniversite hastanesinde bir tane var. Şimdi ben bunun mantığını biliyorum. Ne yapayım ya Rabbi? Şimdi hemen hasta yakınlarına bir buhar lütü var mı evinizde dedim. Var dediler. Bana buhar lütüyü getirin dedim. Buhar lütüyü getirdiler. Ütünün içine bir miktar serum fizyolojik sıvı koydum. Ve kortizon var çantamda. 250 miligram ampulü kırdım. Serumun, ütünün haznesine koydum. Diflin diye bir iğne vardı o zaman, nefes açıcı. Ondan da 2 ampul koydum. Adrenalin ilacını koydum. Ve bir hortum bulun bana dedim. Ütünün o buhar ağzına hortumu bağladım. 70 santimlik bir hortumu. Üstüne de ıslak bezleri sardım. Ve ütüyü çalıştırdım. O ütünün buharıyla kortizon, nefes açıcı ilaç ve adrenalin süratle bronşlara gitti, spazmı çözdü, çocuk pespembe gülmeye başladı. Söylediğim 15-20 dakika içinde. Şimdi insanlar biri beni öpüyor, biri öpüyor. Ve tabii hemen öbür odada kahvaltı hazırlanmış. 9'a kadar beni salmadılar. Bu bir buhürlü ütü hikayesi. Şimdi o da çok ilginç hocam. Yine aynı hekimliğe yeni başladığım yıllar. Belki bu anlattığım hikayeyle bunun arasında birkaç ay var. Yine bir köye götürdüler beni. O köye aynı şekilde gittik. Kış günü çok zor bir gün. Vardım köye, bir dede. Bağırsaklar çalışmıyor, karın şişmiş, çatlayacak, nefes alamıyor. Oğlum beni diyor, şu bağırsaklarımı çalıştır diyor. Ben adam hakikaten nefesi kesilmiş, karın çeneye dayanmış, o kadar. Muayene ettim, baktım idrar torbası dolu. Dede sen işiyor musun? İşiyor mu oğlum? Ya dede iyi düşün, sen işemiyorsun. Neyse idrar torbası dolmuş, prostatta geçit vermiyor, idrar yapamıyor. O 1-2 damla gelince yaptım zannediyor. Şimdi elimde sondalar var çantamda. 2 tip sonda var. Biri yumuşak, biri biraz daha sert. İkisini de koymam mümkün değil. Ama ben o gece o hastayı Konya'ya götürün demem mümkün değil. Ben zaten 4 saatte gelmişim, yol tipi. Dedim, bisiklet var mı burada dedim. Var dediler. Bana fren telini sökün gelin dedim. Bisikletin fren telini söktüler, getirdiler. O teli kaynattım. Sondanın içine koydum. Fren teli flexible'dır. Yani esnektir. Rigid değil. Şeye göre esneyebilir, sondaya göre. Fren telini sondanın içinden koyup lastiği biraz destekleyerek zorladım, idrar torbasına girdim ve dededen 2 litre idrar aldım. Dede anında rahatladı, bağırsaklar çalışmaya başladı. Sonra da prostat ameliyatı ne oldu? Dede rahatladı. Şimdi zor şartlarda kaldığımız zaman hakikaten hekim bir şey yapmaya istekliyse bir şey bulması lazım. Ben orada ne diyebilirdim? Vallahi benim yapacağım bir şey yok. Bunu Konya'ya götürün. O sen Konya'ya gitmesi mümkün mü? Değil o saatte. Mümkün değil. Diyeceğim, burada hekimlik sanatının önemine işaret ettim. 2 kitap yayınladım. Şimdi benzer şekilde yüzlerce anım var. Bu anıları bu kitabımda derledim hocam. Bir otobiyografi kitabı, çileyle yoğrulan, azimle olgunlaşan bir ömür diye bir kitap. Bu kitapta bu anılarımızı canlandırdık, anlattık. Umarım biz 4000 adet kadar bastırmıştık bu kitaptan. Fakat bir ay içerisinde 4000 adet kitabımız bitti. Çünkü sanayiden pek çok firmalar, bazı kurumlar 300-500 adet aldılar. Bu kitabı çalışanlarına dağıttılar. Böyle bir kitap. Bir de Asar ve İz adında ikinci bir kitabım yayınlandı. Bu da şiir kitabı. Bu şiir kitabımda da ilginç şiirler var. İzleyicilerimiz, gerçi şu anda sanırım yayın evlerinde kalmadı diye biliyorum. 4000 adet bastırmıştık. Bu iki kitabımızda böylece 4000 adedi okurlarımıza ulaştırdık. Şu anda sanırım yayın evlerinde kalmadı. Demin de dediğim gibi pek çok firma, kurum çok sayıda aldı. Hep çalışanlarına dağıttılar. Sonra geri döndüklerinde ya doktorum, hatta alıp okuyanlar bazen, ya biz sınıf arkadaşlarım bazıları döndüler dediler ki ya Hüseyin'cim, sen burada ilginç şeyler anlatıyorsun. Biz seninle aynı sınıftaydık ama sen bu süreçleri mi yaşadın? Hiç bize hissettirmedin. Biz senin bu mesela günde 22 kilometre yol yürüdüğünü hiç bilmiyorduk dediler. Şimdi hocam, üç şiirim hocam var mı yolda şiir kitabı? İkinci bir şiir kitabım geliyor. Aşağı yukarı 150 sayfaya yakın ikinci bir şiir kitabımı da tamamladım. O da geliyor. Hocam, çok önemli öyküsü olan Mehmetçikten Mektup diye bir şiir var. Bir de Anneciğim diye bir şiir var. İkisinin öyküsünü kısaca bir anlatayım, sonra şiiri okuyacağım. Hocam, bir gün sabah 5'te kalktım. Epey oldu. 2022'de bunu izlemişim. Bura şehrin tarihini de yazmışım. Bir askeri belgesel gösteriliyor. 1800 metre bir dağın tepesinde bir birliğimiz var, karakolumuz var. O karakolda işte sabahleyin askerlerimiz kalkıyor ve sabah namazı kılacaklar. Orada komutan bir askeri tepeye gönderiyor. Tepede ezan okuyor. Sonra askerler toplanıyorlar. Namaz kılıyorlar, yüzbaşı imam oluyor. Daha sonra da komutan askerlerini toparlıyor, silahları yanında, dışarıda nöbette hekimler, nöbetçiler var ve eğitim yapıyor orada. Teorik olarak işte nasıl mücadele edecekler, bunları anlatıyor. Şimdi o anda ben Mehmetçik oldum. O askerlerin içindeki Mehmetçik benim. Anam da kabirde. Anama mektup yazdım o cepheden. Şimdi bu mektubu okuyorum. Anama yazdığım mektubu okuyorum. Mehmetçik'ten mektup. Anam, damarımda dolaşan kanım senin kanın. Teknende yoruldu çamurum toprağa vatanım. Babamın kulağıma okuduğu ezandı imanım. Demiştin fedadır, vatana emanettir Allah'a evladım. Çınlıyor anam, kulaklarımda ninnilerin, asker bebeğim, asker oğlum dediklerin. Hafızamda kayıtlı uykusuz gecelerin, ödenmez hakkın anam, verdiğin emeklerin. Demiştin helaldir hakkım, asıl olan vatanın hakkıdır. Unutma, bu vatan şüheda toprağıdır. Mukaddestir bu bayrak, rengi şüheda kanıdır. Korkma, vatan içinse can, cennet mekandır. Anam, tecelli etti Rahman'ın indinde duaların. Cephedir mekanı müdafaa-i fedai canların. Yemin ettik vatanı müdafaya emrinde komutanların. Güvendesiniz anam, sayesinde cennete muttalip evlakların. Anam, dün günlerden sabahın seher vaktiydi, bir ses duydum. Babamın kulağıma okuduğu ezan sesiydi. Yerimiz 1800 metre pusulu bir dağın tepesiydi. İnanmıştık Rahman'a, borcumuz şükran secdesiydi. Tırmandı Ömer tepeye, başladı ezana. Sarmıştı ateşi imanın işlemez fırtına. İmam da Ali, durduk birlikte divana. Nöbette Hasan, Hüseyin, korku salar düşmana. Anam, biliyorum, evlada ateşi suzanında yanıyorsun. Hani anlatmıştın ya Osman deden, Çanakkale'de şehit diyorsun. Anam, çekelim dersek evladı Mehmet'i cepheden, vatanı kim korusun? Namusu milletin düşmana feda mı olsun? Bir müjdem var anam sana. Yazayım da anam sevinsin dedim. Emretti Ahmet Yüzbaşım. Mehmet İmam sensin dedi. Yapamam dedim. Sardı ruhumu hoş bir heyecan. Neydi hikmeti bilmedim. Cephede niyazı namazın imamı bendim. Toplandık, halkı olduk, yüzbaşım ortada. Anlattı hilesini düşmanın havada karada. Emretti komutanım, eller tetikte, dikkatli olmalıyız burada. Yerleştik siperlere, elimizde dürbünler, tarıyor düşmanı bir bir mağaralarda. Anam, kökü var Çınar'ın yüzyıllarca mazide. Meftundur vatanda milyonlarca şehitte gazide. Ödemeliydim, vefa borcumu vatana sarmıştı bizi de. Peygamber ocağıdır anam, askerlik dinimizdi. Anam, sana bu mektubu gözyaşları içinde yazdım, sanma. Yazarken düğündeydim, bayramdaydım sandım. Sarınca vatan toprağını sanki sizi sardım. Emanettir anam, ceylan gözlü sultanım. Çakır gözlü evladım. Gördük korkakları anam. Terk ettiler topraklarını, teslim ettiler vatanlarını. Önce aldılar akıllarını, imanlarını, sonra topraklarını. Yıkılırım anam duyarsam, hainlerin yüreğine korku saldıklarını. Ölsek de, kalsak da mutluyuz anam. Hazırlamış Rahman şehidin konakları. Hocam, sohbetimizin son kısmında yakın zamanda İsmail Haniye kardeşimizi, yiğidimizi kaybettik. Şehadete uğurladık. Allah gani gani rahmet etsin. Onun anısına daha önce yazdığım Üsame'den Mektup adlı bir şiiri arz etmek istiyorum. Filistinli Saadet teyzenin torunu Üsame'den Mektup. Filistin'de Saadet teyzenin torunu Üsame'yim. Dedem Osmanlı'yı ninemden çok dinledim. İstedim ki şükranlarımı torunlarına ileteyim. Bu satırlarla bari halimi arz edeyim. Emanet dedelerimden vatan topraklarım. Anamın ak sütüdür, helaldir vatanım. Kanatları altında Osmanlı'nın 400 yıl yaşadım. Güvendeydim, kan gözyaşı yaşamadım. Ayrım yoktu, kim Arap, Türk anlamadım. Dedem Osmanlı hasta düştü, yataktaydı. Fitne yayıldı, düşman ayaktaydı. Özgürlük, bağımsızlık yalanları yayılmaktaydı. Türk-Arap düşmanlığı pompalanmaktaydı. Arap alemi İngiliz afyonuyla uyumaktaydı. Bid'atı hurafeyi soktular dini kullanarak. Lawrence ajanları Osmanlı'da cirit atarak, ihanete kapılan Arapları satın alarak, yıktılar koca Çınar'ı İngiliz'le birlik olarak. Dedem Osmanlı'nın tebaasında zulüm yaşanmadı. Avrupa sürgün etti toprağından, Yahudi kalmadı. Fırınlarda yaktı Almanya, yanmadık kalmadı. Bağrına bastı da dedem, dışarıda kalmadı. Çiftlik kuracağız diyerek geldiler topraklarımıza. İç kurdu oldu, sinsice girdi damarlarımıza. Gaflete düştük, yerleştirdik tarlalarımıza. Ödüyoruz bedelini ihanetin atalarımıza. Defol Osmanlı dedik, isyana kalktık, ihanet ettik. Ümmetten koptuk, küffarı davet ettik. Kopardık kollarını çınarın, tarumar ettik. Belki de Rahman'ın lanetini hak ettik. Terörist İsrail'in kuruluşu 75 yıl öncesiydi. Gayesi Orta Doğu'yu işgal projesiydi. Siyonizmin arz-ı mev'uda yerleşmesiydi. 1967 6 gün savaşı işgalin belgesiydi. Birleşmişti Siyonistler aynı gaye etrafında. Uyuşmuştu alem İslam, değildi farkında. İngiliz afyonu dolaşmaktaydı hanında. Ne dostluk, ne kardeşlik kalmadı aralarında. 75 yıldır ezilmekte İsrail zulmüyle Filistin. Kurşuna dizildi gençlerimiz de seyrettin. Bir de destek verdin düşmana, ihanet ettin. Utanmadın. Bir de küfrü ülkene davet ettin. Direndik, can verdik, kan döktük, bugünlere geldik. Onlarca yıldır sessiz, yavaş yavaş ölümü seçtik. Şahlandık, ayaklandık, topluca şahadet dedik. Şahadetin fişeğini Gazze'den ateşledik. Her çeşitten binlerce ton bombalar boşalıyor. Çocuk, kadın, ihtiyar, sivil seçmiyor, ölüm kusuyor. Alem-i İslam seyrediyor, sesi dahi çıkmıyor. Küffar tamtamlar eşliğinde keyif çatıyor. Kükredi Türk milleti, gösterdi yeniden asaleti. Altın harflerle yazılmıştı tarihe Türk'ün merhameti. Yıkılsın, kahrolsun zillet diyor, istiyor adaleti. Karıştı kanımız, kardeştir Türk-Arap kavmiyeti. Batı şeriata bir Selamet teyze vardı. 3 torunuyla birlikte yaşamaktaydı. Takattan düşmüş, yaşı 80 civarındaydı. Eşi, oğlu ve bir torunu şühedaydı. 4 zeytin ağacıyla geçimini sağlamaktaydı. Bir kepçe evine doğru yaklaşmaktaydı. Selamet teyze feryadı figan içinde ağlamaktaydı. Habersizdi torunlar zulümden, sokakta oynamaktaydı. Aldılar komşular Selamet teyzeyi hanelerine. Cesur çocuklar hücum etti taşlarla İsrail askerlerine. Yerleşti Saadet teyze Gazze'de kızın evlerine. Gazze'de evleri yıkıldı enkaz üzerlerine. 15 yaşında nineden yetim kalan Hüsameyim. Ben asla bir terörist değilim. Vatanımın mücahidiyim. Ölümü öldürmüş, zafere inanmış bir delikanlıyım. Türkiye'm Filistin'e ses verdi. Korkma, yanındayım. Ey Müslüman diyen diri mevtalar, emperyalist afyonu ile uyuşmuş maşa Araplar, utansın parçalanmış bebeklerden zalime yandaşlar. Bulaşma sanma, sana da bu katliamlar. Kıymetli dostlarım, beni dinlediğiniz için hepinize sağlık, afiyet dileklerimi sunarım. Teşekkür ederim.